Hocam merhabalar. Merhabalar, yayınlar, yayınlar. Teşekkürler. Futbol Anadolu'da ekstra futbol programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz Levent Kartop, sayın hocamız. Hocam öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum ben de. Katılımcılara da herkese iyi akşamlar diliyorum. Yayınınızı kutluyorum hepinizin de. Teşekkür ederim, sağ olun. Gecenin sıcak maçıyla başlamak istiyorum. Beşiktaş, Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçı izleme şansınız oldu mu bilmiyorum ama. Evet, izliyorum şu anda. Süper Lig'in yeni lideri oldu. Bu maç hakkında Fenerbahçe düşüncelerinizi önce gerçekten almak konuşacak istiyorum. çok pozisyonlar da var. Ama dediğim gibi yani Beşiktaş yani kazanmasını bildi. Ve önemli bir galibiyeti aldı. Yani şu anda da ligin yeni lideri de Beşiktaş oldu. Onları tebrik ediyorum. Peki Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi takımlar favori sizce? Valla şunu söyleyeyim. Bu sene şunu söyleyeyim. Bütün alt ve üst taraf birbirinden kopmayarak gidiyor. Yani lig, yani son yılların en güzel ligi diye düşünüyorum ben. Yani taraftar olsa daha güzel olacak bu maçlar ama maalesef taraftarsız devam ediyor şu pandemiden olan dolayı. Valla şu anda herkesin şampiyonluk şansı üst tarafın bence eşit diye düşünüyorum. Buna Alanya'da dahil diyorum. Çünkü Alanya'da gerçekten de yarışı bırakmayacak. Antep de katıldı son zamanlarda. Ha, ama Beşiktaş olsun, Galatasaray tabii, Fenerbahçe bunlar bir adım daha önde tabii. Bir sürpriz çıkar mı peki Alanyaspor, Gaziantep, Hatayspor? Yani Hatay Spor için daha erken bunları konuşmak ama Hatay Spor da bu ligin başarılı takımlardan bir tanesi. Hem Ömer Hoca'yı hem ekibini gerçekten de tebrik ediyorum. Önemli katkılar sağlıyorlar Hatay'a. Ligin yani yeni takım olmasına rağmen sanki yıllarca Süper Lig'de mücadele etmişler gibi gayet özgüvenler, iyi bir kadro kurmuşlar. Kadro kurmak çok önemlidir. Yeni çıkan takımların kadro mühendisi çok önemlidir. Ömer Hoca ve ekibi gerçekten de bu işi çok iyi yaptılar. Ve de semeresini de alıyorlar. Onlara da buradan başarılar dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu şekilde yarışı bırakmazlar diye düşünüyorum. En azından yani UEFA Kupası olur, şey olur, yukarıları oynaması ilk senesinde çok büyük bir başarıdır diye düşünüyorum yani. Peki bir Trabzonspor hakkında ne düşünüyorsunuz? Abdullah Avcı göreve geldi, bir çıkışa geçtiler. Şu anda 7. sıraya yükseldiler. Bu şampiyonluk yarışı içinde Trabzonspor'u görebilir miyiz? Trabzonspor tabii geçen sene daha iyiydi açıkçası. Ama yani Abdullah Hoca şu anda bu kadroyla ne yapabilir? O da soru işareti. Mutlaka takviyeler yapması lazım. Zaten onu da ona göre de çalışmaları yapıyorlardır. Çünkü Abdullah Hoca'nın böyle oynatmak istediği sisteme çok uyan futbolcu profil yok orada. Ben inanıyorum ki transfer yapacaklardır. Abdullah Hoca ile de başarılı olacaklarını düşünüyorum yani. Ekibi de iyi. Hem Egemen Korkmaz olsun hem Orhan Ak olsun. Bunlar futboldan gelmiş insanlar. Abdullah Hoca da zaten Egemen Korkmaz da Trabzonspor'un formasını giymiş bir insan. Fayda sağladıklarını düşünüyorum yani. Peki Denizlispor'a geçelim. Denizlispor'da yanılmıyorsam 8,5 sezon futbolculuk yaptınız. Evet. Denizlispor'un ligdeki durumu hakkında düşüncelerinizi alacağım. 15 maçta sanıyorum 13 puanı var ve Yalçın Hoca gelmeden önce 11 maçta bir galibiyeti vardı. Yalçın Hoca'dan sonra 4 maçta 7 puan aldılar. Yalçın Hoca ile Denizlispor veya genel olarak Denizlispor değerlendirmenizi alayım. Şimdi Denizspor deyince tabii benim yuvam, benim evim. Çünkü ben Denizspor'un altyapısına yetiştim. Çocukluğum, her şeyim orada. Ailem, sevdiklerim de orada. Ben de yeri çok farklı Denizspor'un. Herkes de beni zaten Denizspor Levent Kartopoğlu bilirler. Farklı takımlarda oynasam da. Tabii lige maalesef çok iyi başlamadılar. Geçen sene biliyorsunuz son anda ligde kalmıştık. Bu sene ben daha umutla bakıyordum. Ama maalesef tabii burada biraz önce hani kadro mühendisinden bahsettim. Hatay'ın örnek verdim. Hatay bu işi çok iyi yaptı. Denizspor'dan da bunu beklerdim. Ama inşallah devre arasında olsun. Yalçın Hoca'nın gelmesiyle de bir çıkış yakaladılar. Devre arasında yapacakları takviyelerle bence yine yukarılara çıkar diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Böyle olmasını da bekliyorum bir Denizli olarak. Yalçın Hoca hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Yalçın Koçkal. Şimdi Yalçın Hoca idealist bir hoca. Hedefleri, hayalleri olan bir insan. İnşallah bu işi Denizspor'da onun için iyi bir basamak olur. Antrenörlük hayatında. Çünkü zamanında Denizspor çok Türk futbolunda antrenörler kazandırmış bir kulüptür.
Ersun Yanal bunun bir büyük bir örneğidir. Mesut Bakkal örneğidir. Ondan sonra Rıza Çalımbay, gerçekten de bizde başarılı oldu Rıza hocamız, biliyorsunuz. Biz de birlikte UEFA Kupası'na falan da gittik. Evet. Denizlispor hem futbolcular için hem hocalar için önemli bir kulüptür. İnşallah başarılı olur. Hem memleketimiz kazanır hem de Yalçın Hoca kazanır diye düşünüyorum. Denizlispor orta sıraları bir önce kendini atar mı yoksa düşmemeye mi oynar? Sezon genel olarak nasıl gider Denizlispor? Onu sorayım bir de hocam. Şimdi şu görüntüde bu sene bu kadroyla olsun, tabii devre arasındaki takviyeler ne kadar faydalı olacak, o da soru işareti. Bir de bunun maddi boyutu var, biliyorsunuz, yani limitler aşılıyor mu aşılmıyor mu onları biz bilemeyiz. Orada içerideki insanlar bilir. Ama şimdi Aissete gibi önemli bir oyuncuyu kaybetmeleri, tabii orta sahaya takviye yapması gerektiğini düşünüyorum. Stoperlerin de bu sene çok verimli performans göstermiyorlar. Hem sakatlıktan dolayı hem de performans anlamında oralara transfer yapacaklarını düşünüyorum. Yani burada nokta transferlere bağlı. Eğer iyi transferler yaparlarsa niye olmasın yukarılara, ama çok yukarılara çıkacağını düşünmüyorum. Ama bu sene ligde kalmak Denizlispor için yine bir başarı, yapılanma anlamında. Çünkü kolay değil bir kulüp yönetmek. Bütçe lazım. Bunu sezon başı iyi planlamak lazımdı. Maalesef o konuda hatalar yapıldı. Ama bu hatadan dönmek için zaman var. Bu hatadan dönülebilir. Önemli transferler yapılarak dönülür bunlar. Çünkü gerçekten lig uzun maraton ve 4 takım düşüyor ve önlemlerini acilen alması gerekiyor. Bunun için de çalışmalar yaptıklarını düşünüyorum. Yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadro çok, yani ligi tamamlayacak bir kadrosu yok maalesef. Peki hocam, geçen sene Denizlispor sizin sezonu kapattı doğru hatırlıyorsam. Evet. Denizlispor mesela Trabzonspor Ünal Karamanlı yollar ayrıldı. Hüseyin Cimşir de devam edildi. Evet. Sezon hatta Edin Irtın da ondan sonra da. Peki Denizlispor bu sezon neden Levent Kartop'la başlamadı? Ya şimdi o çok uzun bir süreç. Yani ben de devam etmeyi düşünüyordum ama sonuçta alınan bir karar var. Ben de saygı duymak zorundayım. Bu soru benim muhatabım değil ama muhatap olan insanlar, şu anda zaten kulübü yöneten insanlar, saygı duyuyorum. Nasıl beni getirdilerse de yollamak da haklarıdır. Ama tabii biraz zamansız oldu, ama biraz o konuda açıkçası sistemkarım. Çünkü sezon başı ben o takıma antrenman yaptırmışım. Bir 10 gün gibi. Beni isteyen kulüpler vardı, hatta kendilerine de söyledim. Maalesef işte spor direktörümüz devam edeceğimizi söyledi. Ondan sonra da herkes antrenörü bulmuş, kulübünü bulmuş. Bizi o şekilde biraz mağdur ettiler açıkçası. O konuda sistemlerimi de burada iletmek istiyorum. Ama tabii bu Denizlispor'a değil, şahsının yaptığı bir yanlış. Beni ve zamanımda takım bulmuşken, benim de bu takımda başka bir kulüpte çalışma imkanım varken onu engellemiş oldular. O konuda kırgınım açıkçası. Ama Denizlispor'a asla kırılma gibi lüksüm yok. Çünkü ben Denizlisporluyum. Ve ölene kadar da Denizlispor olacağım. Çünkü Denizlispor'un altyapısına yetişmiş bir insanım. Ve en zor zamanlarında da teknik direktörlük yaptım, antrenörlük yaptım, takım kaptanlığını yaptım. Onun için ben Denizlispor'un her zaman iyi olmasını isterim. Ve her zaman da dua ederim. Yaklaşık 1,5 ay önce annem vefat etti benim, Denizli'de işte, koronadan dolayı. Başın. Benim annem de çok büyük bir Denizlisporluydu. Gerçekten de çok severdi. Her zaman da dua ederdi. Biz ailecek Denizsporluyuz ve ölene kadar da Denizsporluyuz. Yani bunu herkes bilsin böyle. İnşallah iyi yerlere gelirler. Kalbim gönlüm her zaman onlarla. Allah rahmet eylesin hocam. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de şahsen Denizlispor'dan, yani Denizlispor deyince akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Sizin de başlanmasını düşünüyorum. Böyle beklenti içerisindeydim. Evet. Krosnečki değerli bir hocam. En azından bunu size daha erkenden belirtmeleri, diğer teklifler gelmiş. Tabii. Bence daha Bana doğru söyle. olur. Ben sonuçta hiç kimseye ben teknik direktörlük yapacağım, bana verin bu kulübü diye bir söylem de olmadı. Zaten kendileri söylemişlerdi. Bu takım ligde kalırsa seninle devam et çalışacağım diye. Canları sağ olsun, hiç sıkıntı yok diyorum ben, dediğim gibi yani. Ama işte Prosteski geldiğinde de senle devam edeceğiz yardımcı olarak, yine aynı şekilde. Ben de saygı duydum ve başka kulüplere de
gelemeyeceğimi ve deniz sporla devam edeceğimi söyledim. İşte bu süreç yanlış olan süreç zaten. Yoksa ben bunu hak etmedim yani. Hiç kimse hak etmedi. Ya ben olayım ya da başkası olsun. Yani sonuçta güven meselesidir bu. Ama maalesef o konuda güvenimi kaybettiler. Ama dediğim gibi yani benim deniz sporumu kimse ölçemez, tartamaz da. Nasıl bir deniz sporlu olduğumu herkes de çok iyi bilir yani. Evet. Peki Ünal Karaman'dan örnek verdim. Siz de Trabzonspor geçen sene çok iyiydi demiştiniz. Ünal Karaman'la devam edilseydi sizce sonuç değişir miydi şampiyonluk yarışında? Ya tabii Ünal Hoca öyle bir hava yakalamışlardı gerçekten de. İyi de gidiyorlardı ve de iyi bir kadroya sahiplerdi. Yani Trabzonspor'un son yıllarda yani hemen hemen en iyi kadrosu diye düşünüyorum. Çünkü şampiyonla çok yakınlaşmıştı. Yani burada hoca değişikliği bazı olumlu yansıyor, bazı kulüplerde de bazen de tam tersine gidiyor. Orada işte bireysel zıtlaşmaların semeresi maalesef Trabzonlar çekti. Trabzonspor camiası çekti. Yani Hüseyin kardeşimiz de elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı ama kolay değil çünkü büyük bir camianın teknik direktörü olmak da kolay değil. Ünal Hoca da kendini sevdirmiş ve yıllardır ona kaptanlık yapmış bir insandı. Futbolcuların ona saygınlığı daha farklı olur tabii. Yani o büyük bir şansı kaybetti açıkçası Trabzonspor. Tabii onu toparlamak da kolay değil. Bu sene maalesef çok istikrarlı gitmiyorlar. Ama Abdullah Hoca'yla bir hava yakalayacaklarını düşünüyorum yani. Ama dediğim gibi yani transfer mutlaka onlara da şart yani. Evet, ben de Ahmet Ağal yönetiminin Ünal Karaman tercihinde yanlış yaptığını düşünüyorum. Gönderilmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Evet. Bu arada Trabzonspor Başakşehir demişken bir seyirci sorusu alacağım. Başakşehir'de Okan Buruk gider mi? Giderse Enayi Kocaman gelir mi diyor. Sizin düşünceniz nedir? Başakşehir nasıl görüyorsunuz? Genel Ya olarak da bir de. kolay kolay Başakşehir'in Okan Hoca'yı bilmiyorum. Yani tabii Okan Hoca da belki bir değişiklik isterse bence o zaman olabilir ama yoksa Sayın Göksel Gümüşler ile Okan Buruk'un biliyorsunuz çok eskiye dayanan bir dostlukları, abi kardeşliği var. Bir aydan beri gelen Ayrılık birliktelik. olursa da gayet böyle seviyeli bir ayrılık olur. Güzel bir şekilde ayrılık olur. Yani Aykut Hoca olabilir, niye olmasın? Aykut Hoca da şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir proje takımı olduktan sonra biliyorsunuz Başakşehir'de proje takımı yani bu hep böyle oyuncu çıkartıp oyuncu yetiştirip satmak, ne bileyim şampiyonluğu kovalamak onlar için büyük başarı tabii. Geçen sene de büyük bir mucizeyi gerçekleştirdiler. Niye olmasın Aykut Hoca, Aykut Kocaman gibi bir insan da Başakşehir'e çok rahat yakışır diye düşünüyorum yani. Peki, Süper Lig'den TFF 1. Lig'e geçeceğim hocam. Takip ediyor Evet. musunuz? Ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama çok kıyasıya bir yarış var TFF 1. Lig'de. Evet. Biraz 2-3 önce hafta Samsun için. maçını izliyordum. Mükemmel bir maç oldu gerçekten de. Evet, aynen. 2-3 Yani haftadır. bu sene de TFF 1. Lig dediğiniz gibi çekişmeli bir lig. Hem Öyle alt mi? olsun hem üst olsun Süper Lig gibi onlar da. Aynen. 2-3 haftadır sürekli lider değişiyor. Sürekli. Bugün de Giresunspor oldu. Evet. Hakan Hoca'yı tebrik Bir etmek gerekiyor. Gerçekten de başarılı Evet. şu anda ekibiyle birlikte. 17 Biraz maçta önce 2 puan Samsun bir. maçını izliyorum alt taraftan. Diğer taraftan da Beşiktaş maçını takip ediyorduk. Yani bu lig sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek PTT 1. Lig'de. TFF 1. Lig pardon. Yani dediğim gibi yani burada Samsunspor iyi kadro oluşturdu. Adana Demir çok iyi geliyor. Ondan sonra İstanbulspor sürprizler yapıyor. Fatih Tekke ile birlikte. Baktığımızda Tuzlaspor geliyor bir taraftan. Altay'ın iyi kadrosu var. Yani orada da herkesin şansı eşit diye düşünüyorum yani. Adana Demirspor'u taraftarlar da size destek mesajı yolluyorlar. Onlar da Adana Demirspor ne olur diyor. Adana Demirspor'da 6 ayda oynadınız. Evet. Oynadığınız kulüpler de var ya. Şimdi onlar hakkında bir şeyler söyler misiniz? Adana Demirspor gerçekten de önemli bir kulüp. Gerçekten. Camia, taraftar. Ya şunu söyleyeyim. Birçok kulüpte oynadım. Gerçekten de birçok kulüpte oynadım. Taraftar bakımından da Adana Demirspor çok farklı bir kulüp. Yani ben Kocaelispor olsun. Ben Kocaelispor'da da oynadım. Onların da Evet. çok iyi bir taraftar grubu var. Yani Anadolu kulüplerinde şöyle baktığımızda taraftarı olan kulüplerin Süper Lig'de olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru yapılanmayla. Yani bir Bursaspor'un ben PTT Ligi'ne yakıştıramıyorum. Ne bileyim Eskişehirspor'u yakıştıramıyorum. Bunlar Süper Lig'de olması gereken kulüpler. Samsun keza işte görüyorsunuz. Geliyor onlar da. Adana Demir'in mutlaka yani Süper Lig'de olması gereken kulüpler. Ve Adana Demir'de iyi yapılanmayla geliyorlar şu anda bakalım.
İnşallah çıkarlar. Bu arada Kocaelispor'un da önemli bir çıkışı var. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Yazıyorlar, görüyorum orada. 5 maçta 5 galibiyet aldık Kocaelispor. Bu istikrar devam ettirdiler. Yani onlar küllerinden doğmuş geliyorlar, açık ben söyleyeyim yani. İsim hakkını isimlerini değiştirmeden, Evet, orası çok önemli. arkasına isim koymadan aslan gibi gururlu bir şekilde düştüler, onurlu bir şekilde düştüler, onurlu bir gururlu bir şekilde de Süper Lig'e geliyorlar. İnşallah gelirler çünkü hak ediyorlar. Onlar da önemli bir taraftar grubuna sahipler. Yani böyle Aynen. camialar olsun. Bu camialar olduğu sürece futbolun zevki oluyor. Evet, taraftarı olan takımların yeri Süper Lig. Yani ben de Kesinlikle. Yani. bugünkü takımlarında o takımları destekliyorum. Ben bir Kocaeli doğumlu olarak Kocaelispor'un zaten yerinin orası olmadığını da biliyorum. Evet. Ve ne sıkıntılarla ne zorluklarla buralara kadar geldiğini de çok iyi biliyorum. Dediğiniz gibi işte isim değiştirmeden, alem kullem etmeden bir şekilde borçlar temizlendi ve 3. ligden 2. lige çok başarılı bir şekilde çıkıldı. Şimdi de 1. lige doğru emin adımlarla gidiyor. Gideriz, Süper Lig'e kadar yolu açık olur. Burada Göztepe'nin taraftarları da yazıyor kardeşimiz, Ümit kardeşimiz. Ona da selamlarımı iletiyorum. Yani Göztepe zaten yani taraftarıyla özdeşleşmiş. Yani iyi projeleriyle geliyorlar şu anda. Hem tesisleşme anlamında hem yeni hocalar kazandırıyorlar Türk futbolunda. Onları da buradan tebrik ediyorum. İlhan Hoca'ya da sonuna kadar destek veriyorlar. Önemli işler yapıyorlar. Umarım böyle kulüpler her zaman Süper Lig'de kalıcı olurlar. Giresunspor'da iyi geliyor. Evet, Giresunspor'da iyi geliyor. Giresunsporlar da yazıyor burada. Evet. Onların da önemli bir taraftar grubu var. Ben direkt Giresun deplasmanına gitmiştim. Ben şok oldum ya, şaşırdım. Gerçekten de Karadeniz'de futbol yani bakış açısı, Ordu olsun, Giresun olsun, bu kulüpler, Samsun olsun, Trabzon'da zaten, Rize zaten, onlar bildiğimiz kulüpler. Önemli taraftar gruplarına sahip onlar da. Samsun Spor demişken maçı izlediğiniz bir penaltı pozisyonu vardı. Bak, bu pozisyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani izlemişsinizdir muhtemelen. Evet, izledim ama yani verilir verilmez ya, yani tartışacak bir pozisyon. Şimdi ben hakemler hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Yani düşünün ya, var varken bile hata yapılabiliyor. Yani Evet. burada bir anlık verilen bir karar. Yani saygı duymaktan başka bir şey gelmiyor aklıma. Yoksa Adanaspor'da bugün gerçekten iyi mücadele ettiler. Bir soru var, seyirci sorusu hocam. Adana Demirspor'da unutamadığınız maç diyor. Ben de genel olarak soracaktım. Hem Adana Demirspor'da hem de genel olarak en unutamadığınız maç hangisidir futbolcuyken? Adana Demir maçında bir şeker takım vardı. Ankara Şeker takım vardı. Böyle iyi bir kulüptü. Gerçekten de bu Sergen abilerin, ondan sonra Evren Turanların oynadığı zaman 2-0 mağlupluk içeride. Hiç unutamam bu maçı. Dakika 75. Seyircimiz ama bizden daha çok istiyor. O kadar söyleyeyim sana yani. O maçı gerçekten de seyirci aldı bize. İnanılmaz derecede bir seyircimiz var. Hafta içi oynamamıza rağmen o maçı stat hemen hemen full herhalde. Bizim kırılma anımızda, liderlik anlamında, liderlik maçı için kopmamız için yukarıdan. O maçı hiç unutamam. 3-2 çevirdik ama inanın o maçı bazen ben CD'si var, ben de izliyorum, böyle tüylerim diken diken oluyor. O maç Adana Demirspor maçını unutamayacağım maçlardan bir tanesi. Gönül isterdi ki son saniye golüyle biz gruplarda çıkamamıştık BT 1. Lig'e. O zaman çıksaydık çok daha farklı olur Adana Demirspor. Maalesef onun üzüntüsü her zaman bende var yani. Zaten Adana Demirspor inşallah bu sene onlar da küllerden doğarak geliyor. İyi bir başkanlara sahipler. Camia sahiplenmiş bu davaya. Altyapısıyla hoca ekibiyle birlikte inşallah Süper Lig'e geleceklerini düşünüyorum onları da. Kariyerinizin en büyük çoğunluğunu Denizlispor'da yaşadınız. Zaten Evet. Denizlisiniz. Denizlispor'da peki en unutamadığınız maç veya özel bir anınız, anlatmak istediğiniz, Denizli seyircilerimiz Tabii. çok yazıyor. Ya Denizspor'da çok önemli maçlara çıktık. Hem UEFA Kupası'nda olsun hem Süper Lig'de çok değerli maçlara çıktık. UEFA Kupası maçlarını zaten hiçbir zaman unutamam. Her zaman o benim hem tarihte bunu yazacak hem de biz de çocuklarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza anlatacağımız maçlardı. Bir 2006'da herkesin unutamadığı bir Fenerbahçe maçı var biliyorsunuz. O maç bitmeyen bir maç. Yıllarca konuşulan bir maç. Çünkü biz o maçtan puan alarak ligde kalmıştık. Herkes diyor ki, herkes işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını kovalıyorlardı ama biz orada Denizlispor ligde bırakma derdindeydik. Bizi kimin şampiyonluğu bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Biz ligde kaldığımız için o bizim için çok büyük başarıydı yani açıkçası. Peki çalışmaktan en keyif aldığınız teknik direktör kim? Futbolculuk döneminizde. Yani sistem
bakımından bakarsanız Aykut Hoca gerçekten de maçın skoru ne olursa olsun her zaman topun sende kalacağını düşünerekten bize hep aşılardı. Hep top bizde kalırdı. Ve de iyi futbol oynuyorduk biz Konyaspor'da Aykut Hoca ile birlikte. Bir de Safet Sütüç vardı. Keyifle, zevkle çalıştım. Diğer hocalarımız da tabii ki her zaman iyidir. Rıza Hoca olsun. Ama dediğim gibi o unutulmaz insanlardan bir tane. Hem insanlık anlamında Aykut Hoca. Gerçekten değerli bir insandı. Rıza Buradan Yeşil Çömbay'dan. Tepe'ye de selamlarımı iletiyorum. Bizim Deniz Spor taraftar grubu. Onlar da izliyorlarmış. Onlara da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Selamlar olsun. Denizli Spor'da Rıza Çalınbay döneminde Portal'un işte Morion'un Portosunu yendiniz yanılmıyorsam. Doğru mu? Evet, yok. Porto'ya elendik. Porto'ya Hı? elendik. 2-2 kalmıştık. Diğer maçta da yenilmiştik. Ondan sonra zaten Porto'da şampiyon oldu biliyorsunuz. Evet, o sene UEFA şampiyon olmuştu. Yani Denizlispor elendiği sene Porto UEFA şampiyon Evet. olmuştu. Morik. Aynen. Biz hatta Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve UEFA Kupası'na gelen o sene Lyon'u elemiştik. Önemli bir kulüptü. Sonra Sparta Prag'ı eledik. Fransa şampiyonu, kupa şampiyonu Lorient eledik. Yani Denizspor'da güzel günlerimiz oldu. Ve de Avrupa'da ilk fair play ödülü alan kulübüz bu arada. O da telerküsü olmayan, seyircisi problemi olmayan ve bayrak vermişlerdi. Hiç unutmam. Beyaz bir Avrupa Birliği'nin bir bayrağını vermişlerdi böyle fair play bayrağı. O mükemmel bir şeydi. O statta asılması bile büyük bir onur, bir gururdu yani. Denizlispor Fenerbahçe maçından bahsettiniz hocam. O maçla ilgili çok konuşuldu bu teşvik dilimi. Böyle bir şey duyumunuz oldu mu? Böyle bir şey yaşandı mı? Bilginiz var mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Biraz önce de biliyorum alttan yazıyorlar, görüyorum bazen de. Ya Aynen. biz o sene ligde kalmak için kendimizi her hafta kamp alıyorduk. Ayrıca kamp alıyorduk. Yani o zaman Nurullah hocamız vardı. Kaptan da Yusuf abi de. Son maç. Ve bizim mutlaka puana ihtiyacımız var. Ve puan alamazsak da biz küme düşüyoruz. Böyle bir maçta hangi futbolcu parayı bul düşünür ya? Hangi futbolcu düşünür? Bana onu söyler misin ya? O kadar insanın duası var. O kadar insanın emeği var. Ve artı maçın uzaması Fenerbahçe'nin lehine. Çünkü onlar uzatmadı gol attı zaten bize. Ha, Evet. oyunun durması onlar konuşuluyor her zaman. Ya sonuçta iki takım içinde aynı şey yani. Biz de futbolcuyuz, onlar da futbolcu. Ve Fenerbahçe de pozisyona girdi. Biz onlara daha çok pozisyona girdik. Ve biz o gün hak ederek kazandık. Ve hak ettiğimiz şekilde de ligde kaldık. Ya bizi Galatasaray'ın şampiyonu falan alakadar etmez. Bizi ilgilendirmez. Galatasaray'ın bize zaten teşvik göndermesini de zaten göndermiş bilese saçmalık yapmışlardı. Böyle bir şey asla yok. Oradaki futbolcu topluluğu tek şunu düşündü. Denizspor ligde bırakmak. Ben hiç unutmuyorum. O hafta bize engelli kardeşlerimiz geldi. O kadar güzel bir şekilde bir de destek oldular ki. Dualarıyla, o mektuplarıyla, yazılarıyla. Ya o oyuncu grubu, o karakterli oyuncu grubu gerçekten o takımı ligde bıraktı. Başka da bir şey konuşmak istemiyorum. Sürekli bana başka sosyal medyadan da soruyorlar bu işi. Ondan sonra gördüğümüz böyle bazen muhabbet ettiğimiz zamanlarda da soruyorlar. Ben onlara hepsi de burada eğer izliyorlarsa diyor. Ben buna da tekrar söylüyorum. Ve Denizspor hak ettiği için ve alnının teriyle ligde kaldı. Anlatabildim mi? Hiç kimse. Evet. Peki biz o golü yeseydik Fenerbahçe'den son saniyede Apya'nın topu direkten döndü. Şimdi bunu teşvikle meşvikle engelleyebiliyor musun? Apya attı golü, 2-1 bitti maç. Doğru mu? Ne diyecekti Galatasaraylılar? Fenerbahçe'ye maçı sattık diyecekler. Doğru mu? Onun için yani bu işin dilin kemiği yoktur. Herkes bir şey yakıştırıyor. Ama maalesef orada emekçilere saygısızlık var. Anlatabildim mi? Orada gerçekten de bir emek var yani. Biz terimizin son damlasına kadar o takımı ligde bırakmak için varımızı, yoğumuzu koyduk ve Allah'ımıza şükür olsun alnımız açık bir şekilde de çıktık yani. Evet. Zaten ben de inadından ilk konuya açıklık getirmeniz için Evet. biraz da sordum. Evet. Yani teşvik Peki. alacak bir durum yok. Anlatabildim mi? Yani biz rahat durumda oluruz da. Rahat Denizlispor'un durumda zaten o olursun. Dersin ki uygulama. bunlar teşvik almış, ondan bu kadar yırtıyorlar. Ondan bu kadar çok mücadele ediyorlar. Asla öyle bir şey yok. Biz orada puan alma derdindeyiz ya. Puan alma derdinde. Yani onun için biz inandık ve başardık. O başka bir şey yok yani bu işte. Peki. Denizlispor olsun veya farklı bir takımda olsun. Oynarken en zorlandığınız deplasmanı soracağım.
Birçok stat Vallahi Beşiktaş deplasmanları gerçekten de yani o çarşı grubunu o statta bağırırken o stadın zeminleri gerçekten de oynuyor yani o kadar söyleyeyim sana. Önemli bir taraftarı var. Beşiktaş deplasmanları gerçekten de zorlu geçiyordu. Başka da yani sonuçta Beşiktaş'ta da karşıda galip geldik. Trabzonspor'a da karşı galip geldik. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de. Yani çok zorlanırız kulüpler. Tabii ki büyük takımlara karşı zorlanıyorsun zaten otomatikman ama Beşiktaş taraftarının o stadı full olarak doğduğunda inanılmaz bir taraftar kitlesine sahipler. O deplasmanlar zordu bizim için de. Peki beraber oynamaktan en keyif aldığınız futbolcu veya futbolcular sayabilir misiniz? En yetenekli. Ben Türkiye'de Trabzonspor'da Ahmet daha fazla. Hasan'la oynadım. Gerçekten de özel bir yetenekti Ahmet Hasan. Şimdi yenisi belki bilmeyebilir ama Ben daha fazla. Çok keyif aldığım bir futbolcu. zaten biz Ahmet Hasan Tolunay üçümüz oynadık. Tolunay abi vardı. Tolunay Kafkas şimdi Ümit Milli Takımların sorumlusu. Biz üçümüz oynadık orta sahada. Önlerimizde de biliyorsunuz yani Yusuf abiyle keyifli alıyorduk. Yusuf Şimşek olsun. Ondan sonra El Saka. El Saka'yı bilir misiniz bilmiyorum ama bizim Mısırlı stoper. Biliyorum. Gerçekten önemli bir oyuncuydu. Oscar Cordoba'yla son senesinde oynama şansımız oldu. Kaleci Oscar Cordoba'yla. Yani önemli oyuncularla oynadık. Yani gerçekten de. Elvir Barış'la beraber oynadık Konya'da. Yani çok değerli oyuncularla oynadık açıkçası. Şu anda aklıma Saydığınız gelenler... birçok isim de yabancı. Yabancı oyuncular demişken şunu soracağım. Yabancı isimleri hakkında sizin düşünceniz nedir? Ve bu milli takımdaki durumu sizce ne kadar etkiliyor? Şimdi şunu söyleyeyim. Yabancı sınırını komple düşürmek, tabii ki 3 artı 1, 4 artı 1'e düşürmek için ilk önce bir altyapılara eğilmemiz lazım. Altyapılar ne durumda? Ve altyapıdaki hocaların çalışma imkanları, oradaki oyuncuların yetiştirme şartları nasıldır? Onları bir araştıralım. Ondan sonra yabancı sınırına gerçekten de ben her zaman söylüyorum. 3 artı 1, 4 artı 1'e düşsün ya. Ama dediğim gibi ben yani ilk başta bu altyapılara bir eğilim ve kulüpler denetilsin. Altyapılarda nasıl imkanlar veriliyor? Nasıl imkanlarla çocuk yetiştiriliyor? Onlara bir bakılacak. Ondan sonra da yabancı sınırı bence ondan sonra tartışılmalı. Sen altyapıya önem vermezsen, oyuncu yetiştiremezsen nasıl yabancı sınırı koyacaksın? Yani bu çok önemli. Önceden biliyorsunuz bizim zamanımızda 3 artı 1'di ama Türk futbolcularında siz görüyorsunuz yani o zamandan Türk futbolcularını herkes sayar. 20 sene sonra da geçse herkes o kadroları sayabiliyor. Gerçekten önemli Evet. oyuncular. Ve bizim zamanımızda altyapıda açık ve net bizler çok şanslıydık. Önemli hocalarla çalışıyorduk. Futbolun içinden gelen insanlarla. Şimdi imkanlar daha iyi olması lazım. Ama maalesef bir sahada halen daha 3 tane takım çalışıyor altyapılarda. Ve hocalara verilen değer olsun. Şimdi sen altyapı hocasına asgari ücret veriyorsun. Adamdan Cengiz Ünder yetiştirmesini bekliyorsun. Arda Turanlar yetiştirmesini bekliyorsun. Ya bu 5 milyon euro'da, Bu bu 10 konuya milyon euro'da değineyim. adamlar yetiştirmesini bekliyorsun. Şimdi bu adam elektrik faturasını mı ödeyecek? Doğal gazını mı ödeyecek? Kirasını mı ödeyecek? Neyini ödeyecek ya? Sen bu insanlara değer vereceksin ki ve imkanları iyi sunacaksın ki bu insanlara sana futbolcu yetiştirsin. Ve sadece futbolcu yetiştirmek için kafasını motive etsin oraya. Oyunculara daha çok hükmetsin. Ya birçok kulübümüz var, büyük takımlarımız var ya. Ama maalesef onlar bu şekilde el atmıyor. Hep hazır adam istiyorlar. Bakın işte Galatasaray takımı Falcao'ya getiriyorsun. Bir dünya para. Adam kaç tane maç oynuyor yılda? Yazık günah değil mi paralara ya? Bir altyapı tesisi rahat rahat yaparsın. Yaparsın ya. İşte Trabzonspor geçen sene altyapıdan çıkan oyuncularla neredeyse şampiyon oldu. Bu bir gerçek yani. Niye olmasın ya? Sen yeter ki o imkanı tanı. Sakarya'dan, Kocaeli'den ne futbolcular çıkardı hatırlarsınız. Bizim Ege'den iyi oyuncular, yetenekli çocuklar çıkardı. Ama maalesef imkanlar daha çok kısıtlanmaya başladı. İmkanların daha iyi olması lazım ama herkes yukarıdaki büyük pastanın derdinde. Nasıl transferler, yabancı transfer getireyim? Nasıl takımlara zarar vurayım? Bunların peşinde açık ve net söyleyeyim yani.
Altyapıyı düşünen kaç tane başkan var, yönetim var? Herkes günü kurtarma derdinde. Herkes. Bursaspor, gel bravo. Bursaspor'u tebrik ediyorum ya. Bursaspor'un transfer yasağı belki hayra oldu. Ya bu kadar önemli oyuncuları belki biz izleyemeyecektik ya. Gerçekten de çocukları ya, ben Bursaspor maçları izlerken keyif alıyorum ya. Buradan da Bursaspor'u, Mustafa Er Hoca'yı ve ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Ha, o Kesinlikle. bu ana kadar getiren altyapı hocalarını da tebrik ediyorum. Gerçekten de onlara özel bir değmesi gerekiyor. Yani Bursaspor'un altyapısı baştan aşağı gerçekten de örnek teşkil edecek bir yapılanma şeklinde ve devam ediyorlar ve altyapıda da çok önem veriyorlar. Maalesef Bunların işler hep hazır. Hep işte tamam. Tabii ki ya menajere sen suç bulamazsın. Niye suç bulamazsın? Menajer getirir. Eğer almak istersen, almak istemezsen de senin elinde bir şey. Menajer para kazanmasına bakar ya. Menajer senin yani işte altyapıdan oyuncu yetiştirmişsin. Yok oraya kulübe şu kadar başarı. Yok. Onu derdi düşmez. Menajer getir oyuncu. Satar sunar. Bu kadar basit. evet, işte bu Bursaspor örneklerinin daha çok olması lazım. Ben de aynı görüşteyim. Yani yabancısınlarını kısıtlamaktan ziyade Alttepe'ye daha çok yatırım yapılmasını düşünenlerdenim. Sizin bir sözünüz vardı yanlış bilmiyorsam. İşte iki siyasetçi tanı, hayal edemediğin yerlere gelirsin. İşte antrenör kursları kapatasın, gerek yok tarzı bir, zannediyorsam bir söylemleriniz vardı. Bunları hatırlıyorum ben. Evet. Şimdi bir kulüp aramıştı beni. Kulüp, menajer neyse ismini de vermeyeyim şimdi. Dedi ki hocam dedi ya gündemlerindesin ama dedi. Ama yukarıdan birilerine anlattırman gerekiyor. Ya dedim ki ya bir şey söyleyeyim. Benim 20 senedir telefon numaram aynı dedim. Şimdi ben bir yukarıdan birisini arattıracağım. Ben kulübe gideceğim. Ve antrenörlük yapacağım ya. Ve o adam içine sinmeye sinmeye beni alacak atıyor ya. Ben bu sadece benim için değil. Bütün antrenör arkadaşlarım için geçerli. Ama maalesef dönem öyle bir dönem olmuş ki bu şekilde yürüyor. Bu şekilde yürüyor. Yazık günah. Bakın yemin ederim bu kadar bir konuşuyorum. Bir altyapı bana dese ki 20 yıllık sözleşme yapacak. Ve imkanları da iyi olacak tabii. Çalışmazsam başka bir şey demiyorum bak. Ya yeter ki oradaki insanlara faydamız olsun. Ve ama o işin de karşılığını emeğini alacaksın. Çünkü herkesin çoluğu çocuğu var ve geleceği var. Ama yok. Yok. Maalesef bunu yapmana engel oluyorlar ya. Yapmana engel oluyorlar. Allah'a şükür Denizspor'da A takımda da antrenörlük yaptım. Ve altyapıdan da önemli 2-3 tane de oyuncu çıkarttırdık. Benim için onur bir gurur ya. Ve izliyorum kardeşlerimi şu anda. Arada sırada ararlar da sorarlar da. Benim için en büyük mutluluk o ya. Atakan'ı mesela Beşiktaş'a transferi ne kadar güzel. 15 yaşında A takımı aldırttım onu. Tabii aldırttım derken yani oraya ben altyapının maçlarını izliyordum böyle sürekli. Ve davet ettik. O da çok güzel bir şekilde antrenmanlara dahil oldu. Ve ben şu anda Atakan'ı orada görmekten mutluyum. Ya bunlar güzel şeyler ya. Biz de bu şekilde geldik. Ben 17 yaşındayım. Ersun Hoca 18 yaşındayım. Ersun Hoca bir maçta bana forma şansı verdi ve o maçtan sonra Ümit Milli Takım'a gitme şansım oldu. Ya biz yaşadık bunları. Yeter ki insanlar sana doğru zamanda, doğru yerde destek versin. Dinlensinler. Yani bu ben ve futbol bırakan futbolcu kardeşlerime de şunu söyleyeyim. Eğer antrenörü düşünüyorlarsa ilk başta altyapıdan başlasınlar. Çünkü o insanlar şuna bakıyorlar. Örnek aldığı ve televizyonda izlediği o oyuncuların altyapıda çalıştığında antrenman performansları daha farklı oluyor. Gerçekten hem kendini geliştirme anlamında o futbolcu kardeşlerimiz, antrenör kardeşlerimizin hem de oradaki genç kardeşlerimizi örnek teşkil anlamında önemli bir değerler. Ama bu değerlere sahip çıkmak lazım. Kulüplerin özellikle bu değerlere gerçek değerini vererek sahip çıkması lazım. Yani artık görüyorsunuz ya. İzliyorsunuz maçları. Yabancı. Evet. Her yer yabancı. Her yer yabancı. İyi kaliteli yabancı kesinlikle her zaman kapımız açık bakın. Ama Yani Mustafa bir yabancı olduktan sonra tabii ki, ama yani görüyoruz çoğunu yabancılarında evet. ve aldık buralar. Tabii adam senin geleceğinle alakalı plan yapmanda bir proje değil ki o. O adam bakar. Adam Afrika'dan geliyor. Parasına bakar ya. Adam dünyanın bir ucundan geliyor. Parasına bakar. Yani yarın Denizspor 2 sene sonra ne olmuş? İşte Ankaragücü ne olmuş 2 sene sonra? Ona bakmaz ki. Onu düşünmez ki. Onu düşünmez. Kesinlikle. Adam parasına bakar ya. Onun için dediğim gibi bizlerin biraz daha altyapıya gerçekten önemli değer vermemiz lazım. Ha, hep konuşuluyor televizyon programlarında. Bakıyorum ben zaten çıktığımda mutlaka altyapıya değinirim mutlaka ama
Ben ne kadar, nereye kadar ulaşabileceğim? Bunun federasyonu. Ben bir kere milli takımlarla şeye gitmiştik biz. Antrenör olarak Kosova'ya maça gitmiştik. Orada yöneticilerden bir tanesine söyledim ki, ya dedim altyapı hocalarına niye sizler maaş vermiyorsunuz? Niye kulüplere bırakıyorsunuz bu maaş olayını dediğinde? Adam dedi ki, kulüpler kendileri öyle istiyormuş. Kulüpler Birliği'nde başkan yöneticiler diyormuş ki, biz de öderiz altyapının maaşını. Siz bize verin parayı, biz onları öderiz. Sen adama asgari ücret veriyorsun ya. Ya asgari ücret veriyorsun. Böyle bir şey var mı? Asgari ücret de kim? Yani insanlar zor geçiniyor ya. Sen oradan futbolcu yetiştiriyorsun. Bir de antrenman sahalarına bir gör kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Konumuz da hep altyapı oldu. Ben biraz altyapıyı severim. Onun için hep altyapıya dedik. Başka sorum böyle. Ben bu konularda çok mutluyum yani. O yüzden sormak istedim zaten hocam. Bu arada bir Tamam. seyirci sorusu istedim. Trabzonspor maçındaki mektup hikayesini hocam bize anlatır mı diye bir soru gördüm ama. Trabzonspor maçında. Mektup hikayesini hocam bize anlatır mı diye bir soru gördüm. Taraftar grubu maçtan önce bana güzel bir mektup yazmış. Gerçekten de hem kendi duygularını hem takıma güvendiklerini hem bana güvendiklerini sağ olsunlar güzel bir şekilde dile getirmişler. Ben de futbolcu kardeşlerime özetini geçtim onlara, açık ve net söylüyorum. Çünkü inanın ben Trabzon maçında başladık. Oyunun hakimiyeti gerçekten de bizdeydi. Ve soyunma odasına girdiğimde 1-0 mağlup girmiştik. Ve Konya'dan haber geliyor. Konyaspor Başakşehir'i yeniyor ve Trabzonspor daha moralle çıkıyor maça. Ve devre arasında şunu söyledim. İnanmayan bir kişi varsa dedim. Herkesin çünkü suratı kafası önünde. Çünkü bizim iyi oynadığımızı onlara anlatmaya çalıştım. Gerçekten de iyi bir şekilde anlattılar. İnanmayan bir kişi varsa dedim bu soyunma odasına çıksın gitsin. Ben inananlarla mücadele edeceğim dedim ikinci devre. Gerçekten futbolcu kardeşlerimiz aslan gibi çıktılar. Daha 46. dakikada gol buldular. O mektup hikayesi de buradan geliyor. Sağ olsunlar bize hep desteğini verdiler. Sonuna kadar da verdiler. Vermeye de devam ediyorlar dualarıyla. Ben dedim onlara, bu insanlar dedim sizin dedim. Şu anda alacağınız neticeyle belki bu kulübün tarihini kurtaracaksınız dedim. Ve sizin sayenizde başka buralarda insanlar da dedim ekmek yiyecek dedim. Çünkü sadece o alacağımız bir 3 puan belki Denizspor'un geleceğiyle alakalı önemli yol kat etmesini sağlayacaktı. Ve futbolcu kardeşlerimiz gerçekten de o karakteri gösterdi. Ve oyuna giren, sonradan katkı sağlayan oyuncularım da dahil hepsinden Allah razı olsun. Her zaman da söylerim. Orayı oyuncu karakteri ligde bıraktı. Ha, benim de bir vesilem olduysa ne mutlu bana. Onun gururunu her zaman yaşamaktayım. Burada sadece 11 kişiyle oynanmıyor futbol. Bunun taraftarı var, basını var, yöneticisi var, başkanı var. Ki başkan ve yönetim kurulu da gerçekten de özveriyle çalışıyordu. Yani kolay değil bir kulübü yönetmek ya. Gerçekten de kolay değil. Onlara verilen destekleri doğru yönde kullandıklarında gerçekten de kulüpler önemli yerlerde kalıyor. İşte Alanyaspor'u görüyorsunuz. Ya kolay kolay transferde hata yapmıyor adamlar. İyi bir scout ekip kurmuşlar. Güzel bir kulüp Yani yapısı var, evet. çok önemli. Bu çok önemli. Ve Çağdaş kardeşimiz ve ekibi de bu süreci güzel yönetiyorlar. Burada Alanyaspor'u da örnek göstermemiz gerekir yani. Kesinlikle. Ya yani her ne kadar federasyon küme düşmeyi kaldırsa da Denizlispor kendi hakkıyla geçen sezon ligde Tabii. kaldı. Konyaspor Tabii. öyle. İyi Evet. bir mücadele örneği gösterdiler. Evet. Evet. Şimdi milli takımı sormak istiyorum hocam. Milli takımla Tabii. ilgili düşünceleriniz nelerdir? Her ne kadar güzel bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyorum ben ama yine de Uluslar Ligi'nde küme düştük. Son Şöyle zamanlar. söyleyeyim. Yani Avrupa'da oynamış bu kadar oyuncumuzun ve önemli kulüplerde oynamış oyuncularımızla küme düşmek gerçekten de Türk futbol adına da üzücü bir durum. Burada yani Şenol Hoca eleştirilirsin. O da bu yapamıyor falan. Bunlara değinmek bir teknik adam olarak benim haddime değil. Çünkü zamanında Şenol Hoca ve ekibi de dünya üçüncüsü yapmış bir insanlar. Yani burada başarısızlıkta herkesin başarısızlığı açıkçası söyleyeyim. Çünkü sonuçta bu önemli oyuncular önemli kulüplerde oynuyor şu anda. Yani herkes gibi onlar da üzülmüştür mutlaka ama demek ki orada artık ne diyeyim yani motivasyon eksikliği mi? Başka bir takıma bir şey yapamazsın ki. Bu oyuncuları sadece motive edeceksin. Başka bir antrenman yaptırma şansın yok zaten. Bir 3 günde bir maç oynuyorsun zaten. Yıl Yani. 2 defa toplanırsın.
Bu insanlara ancak motivasyon, taktik anlamında, oyuncu değişiklikleri anlamında doğru planladığında da başarı gelir. Tabii o süreci de orada yaşayan ve o insanlara doğru yönde yönlendiren insanlar bence cevabını vermeli bu sorunun. Bizler sadece üzülmemize kalabiliriz yani. Bu jenerasyon dedik, bu jenerasyonun mimarı sizce kim? Dün de bu soruyu sormuştum Selahattin abi. Fatih Terim mi, Hüseyin Ülkeskun veya Şenol Güneş'e mi aittir? Ya şimdi Lucescu diyorlar da ben şunu anlamıyorum ya. Lucescu eskiden evet Beşiktaş'a Galatasaray'a çalıştığında gerçekten de saygı duyuyoruz ama bir milli takım için bir yabancı antrenörün ne kadar katkı sağlayacak onu da soru işareti açık öne söyleyeyim yani. Lucescu da başarılı olamaz sonuçta milli takımda. Sağ olsun paramızı aldı gitti. Doğru mu? Tamam. Yani bu işin mimarı diye bir şey yok. Bu mimar oraya o futbolcuları yetiştirip kazandıran kulüplerdir mimar bence. Çünkü hoca olarak da sen onları seçiyorsun ve oynatma şansı da veriyorsun ve o da iyi değerlendirince de zaten başarı geliyor. Yani doğru oyuncuları zaten bulup ve o milli takım kadrosunda değerlendiriyorlar. Çünkü artık milli takıma gitmek gerçekten eskisi gibi değil yani. Çok zordu yani üç büyüklerin dışında futbolcu milli takıma gittiğinde herkes bir şaşırıyordu böyle. Şimdi bakıyorsun alt liglerden bile milli takıma çok rahat gidilebiliyor yani. Yeter ki birazcık sıyrılsın yani. Evet. De işin açıkçası Hocam milli takımda okuyamayan arkadaşlara da çok selamlarımı iletiyorum. Yani okuyorum gayet güzel şeyler de yazıyorlar. Konuşuyoruz, şey yapıyoruz ama atladığımız insanlar da olsa kusura bakmasınlar. Hepsine sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. ben de gördükçe soruları size iletmeye çalışıyorum zaten. Kırgınım olursa da kusura bakmasınlar. Evet, aynen. Sizin aynı görüşte milli takımda yabancı hoca konusunda pek sıcak bakmıyorum. Ama Bakmıyorum. Lucescu'nun ülkemize gelmiş geçmiş en iyi yabancı hocalardan biri olduğunu düşünüyorum şahsen. Evet. Ama işte dedim ki yani burada kendimizden çıkartalım ya. Kendimizden birileri olsun. O duyguları tercümanla değil de gerçekten de bizden yürekten motivasyonlarla o çocukları doğru yapılanmayla, doğru taktiklerle tabii sadece hadi aslanım atık uçumla da olmaz bu işler. İyi bir donanıma da ihtiyaç var. İyi bir ekibe de ihtiyaç var. Yani o şekilde de milli takımda başarı sağlayabiliriz diye düşünüyorum yani. Arada Servet Çetin hocamız da yayınımıza katıldı. Hoş geldin diyorum buradan Servet hocamıza. Evet, Servet Hoca da benim Denizspor'dan takım arkadaşım. O da Evet. Rıza Hoca ile beraber yıllardır. En kısa zamanda inşallah da teknik direktörle başlar. Çünkü hedef hayalleri olan bir insan. İdealist insanların artık piyasaya çıkması zamanı geldiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar alternatif olursa, ne kadar rekabet olursa başarı öyle gelir diye düşünüyorum. Ama kulüplerin de tabii bu sabrı, bu güveni vermesi lazım. Yani getirip yabancı antrenörü getiriyorsun ama sonuçta bir araştır, bir sor. Ne kadar başarılı, ne yapmış kulüpte? Yani bunları bence iyi araştırıp getirmek lazım. Çünkü yarın kulüpler çekiyor bunun sıkıntısını. Şahıslar hep gelip geçici. Önemli olan burada kulüpler. Doğru yapılanma dedim yani kadro mühendisliği çok önemli. Evet. Yani o şekilde onları doğru yönde desteklersek bizler inanın bu işi çok iyi yapacağız Allah'ın izniyle. Servet Çetin'in yanılmıyorsam türküleri de meşhurdu. Var Evet. mı yanınız? Şimdi Servet'in Denizspor'a giriş hikayesini anlatayım. İlk benim o da arkadaşım zaten. Göztepe'den gelmişti bize. İyi bir çıkış yakaladı. İlk geldi kasetler vardı o zaman kaset. Benim hiç tanımadığım, ismini duymadığım türküler vardı böyle, türkücüler vardı. Onun sayesinde o türküleri de dinledik. Sağ olsun bize dinletti. Ama türkülerle biliyorsun yani ömür boyu her zaman hafızamızda olacak. Çok değerli insanların türküleri. Mesela aklımda kalan Erdal Erzincanlı. Yani ben ilk onun zamanında duydum onu. Bir de Gerçekten. Lazım konsere çıkmış değil mi hocam? Ben de bağlamak istiyorum, seviyorum. Ben her şeyi seyretmeden öğrendik orada işte. O zaman kaset vardı. Kamplara falan hep kasetle gelirdi böyle şeyle. CD çalar yoktu o zamanlar. Güzeldi yani. Güzel, keyifliydi. Bir de kendimiz de söylerdik tabii. Eşlik etmeye çalışıyorduk ama sesimiz çok da güzel değil açıkçası yani. Bu arada Uçaksınurlu bağırmalı taraflarına Sibet. Onun kursuna da gitti. Ya yani özünü kaybetmemiş bir kardeşimiz, hocamız. İnşallah antrenörlükte de başarılı olacak diye düşünüyorum yani teknik adamlıkta da.
Uşakspor'da taraftarlar da selamları var. Uşakspor'la ilgili bir şeyler söylemek isterler mi demişler. Onlar da maşallah iyi gidiyorlar. Gerçekten zorlu bir grupta olmasına rağmen. Evet. Orada da çok sevdiğim, değer verdiğim insanlar var. İnşallah bu şekilde devam ederler. Ama işte dediğim gibi onlar da güzel bir yapılanma içindeler. Tesisleşme anlamında çim sahaya falan çevirmişler. Duyuyorum, kulaklarıma gelip halen de görüştüğüm insanlar var orada. Önceden suyun içinde antrenman yapma şansımız oluyordu. Ben de o tesislere dokunuş yapmıştım o sıralar. Güzel bir kadro kurduk. İyi bir kadro kurduk ve o kadro da şampiyon oldu. Ve onun sürecinde devam ettirdiler çok güzel bir şekilde. İnşallah böyle devam ederler. Onlara da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Akhisarspor'da şampiyonluk yaşadınız galiba. Yanlış bilmiyorsam. Akhisar Belediyespor'daki o süreci, şampiyonluk anılarınız varsa dinlemek isteriz hocam. Akhisar Kulübü gerçekten de yönetim bakımından Türkiye'nin yani şöyle parmakla gösterilecek kulüplerinden bir tanesiydi. Ama maalesef şu anda o yönetim, o yöneticilerden kimse kalmamış duyduğuma göre. Zaten gidişatları da ortada. Çok düzgün bir kulüptü. Hem maddi hem manevi anlamında da çok değerli insanlar vardı kulübe destek olan. Antrenman biterdi. Orada ilçede gezerdik, dolaşırdık. İnsanlar bize çok iyi davranırdı. Halkı çok misafirperver. Güzel insanlar tanıdık orada. Yöneticiler başkan olsun çok değerli insanlardı. Eski belediye başkanı şimdi il başkanı olmuş galiba. İsmi aklıma gelmiyor ama şu anda. Gerçekten güzel insanlar vardı. Onların sayesinde de futbolcular geliyordu. Boş mu kale imza atan futbolcular bile vardı o kadar söyleyeyim size yani. Çünkü güveniyorlardı başkanı yönetime. Onlar bırakmış duyduğuma göre. Ondan dolayı da herhalde şu anda zaten gidişatları da kötü. İnşallah tekrar sahip çıkarlar diye düşünüyorum. Yoksa gidişatları şu anda iyi değil. Evet. Süper Lig'de orta sahanın beyni diyebileceğiniz bir futbolcu var mı diye bir seyirci sorusu var hocam. Cevap vereceksiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ta Gatiba'yı her zaman her platformda örnek gösteririm. Adam yaşı 36-37 ama birçok genç futbolcu kardeşlerimiz de örnek teşkil ediyor. Hem oyunu ofansif anlamda hem defansif anlamda iki yönde de çok iyi kullanıyor. Yani şu anda başta Atiba'yı söylerim açıkçası. Baktığımızda Anadolu kulüplerinde şu anda çok yani ön planda olacak aklıma şu anda Atiba giriyor açıkçası. Hocam Mustafa Özkan ve Ersen Martin'le beraber çalıştınız. Şu an milli takımında bence bir forvet sıkıntısı var. Şu an olsalar bu sıkıntıyı çözerler mi sizce? Bence lazım yani. Şöyle bir Mustafa Özkan, bir Ersen Martin. Tabii o zamanlar bakın biraz önce onu konuştuk. Şimdi milli takıma Santafor ismi say desen Cenk Tosun'u sayıyoruz. Burak'ı sayıyoruz. Yani üçüncüyü dördüncü sayarken de biraz daha düşünüyorsunuz. Doğru mu? O Evet. zamanlar Mustafa Özkan, Ersan Martin, Trabzon'da Mehmet Yılmaz vardı. Fatih Tekkesi vardı. Yani Ümit Karan vardı Galatasaray'da. Yani Tuncay, ondan sonra Semih. Bunda bir sürü santrafor vardı. Yani. Alternatif çoktu yani santraforu. Yani milli Kötü dönemde takım denk bile çok geliyor. zordu o zamanlar. Yani şu anda Mustafa Özkan da Ersan Martin olsa herhalde milli takıma çağrılırdı. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e hangi takımlar çıkar diye bir soru var. Seyirci sorusu. O soruya net bir şey söyleyemiyorum. Bu ligi gördükten sonra Şu an Diyarbakır aynen. diye bir çıkışı var. Adana Demir geliyor, Samsun geliyor, Altay geliyor, Tuzla var. Yani herkes kim çıkarsa da sürpriz olmaz açıkçası. Çünkü gerçekten de doğru bir şekilde geliyorlar. Nasıl doğru bir şekilde geliyorlar? Samsunspor 2B'den iyi bir kadro oluşturarak, iskelet kadro oluşturarak ve nokta transferler yaparak geliyor. Adana Demir keza geçen sene kıl payı kaçırdı, şampiyonluğu tekrar elde edip Süper Lig'e çıkmak için iyi bir kadro oluşturdu. Altyapısını oluşturdu. Yani kim çıkarsa açıkçası sürpriz değil. Altay çok iyi bir kadrosu var. Tuzla iyi bir kadro oluşturdu. Giresun keza öyle. Yani burada sonuçta 3 takım çıkacak ama
Valla Çok aday. şu anda favori de, şu diyemiyorum yani, favori bu diyemiyorum. Evet, çok aday var. Şu an 8-9 takım yarışın içinde. Şu an bile yani. Voleyboli biraz anlatır mı hocamız diye bir soru daha var hocam. Son olarak bunu da sorayım. Efendim? Voleyboli hocamız bize anlatır mı diye bir soru var. Seyirci sorsun. Kolibali. Kolibali anlatılmaz yaşanır diyorum ben de. Böyle bir adam yok gerçekten de. Türkçeyi bizden daha iyi konuşur. Türk halkını bizden daha iyi tanır. İlk Adana Demirspor'a geldi. Ondan sonra Antep, sonra da bize Denizspor'a gelmişti. 2 sene Evet. beraber oynama şansımız oldu Kolibali ile. Ama halen daha görüşürüz. Geçenlerde bir canlı yayın yaptık hatta kendisiyle de. O da İstanbul'da yaşıyor bu arada. Türkiye'yi çok seviyor. Kolibali maçlardan önce bir tahmin yapardı. Ben bu maçta diyor 2 gol atacağım diyordu. Atıyordu valla. Biz onun üzerine gitmeye başladık. İşte Kolibali sen nereden biliyorsun? Ya Trabzon maçı vardı. 2-0 kazandık ve ikisini de ben atacağım dedi. İnanamazsın 2 golü de o attı. Trabzonspor'da yenmiştik hatta. Meğersem adam büyücüleri varmış yani. Büyücülerle iş yapıyor. Böyle bir adam Kolibali yani. Her yerden çıkabilir yani Kolibali. Türkiye'de çok sevdiği için İstanbul'da yaşıyor açıkçası. Yani Kolibali ile sohbet etmek, muhabbet etmek inanılmaz. Geçenlerde de biliyorsunuz yani böyle bir gündem oldu. Serdal diye arkadaşımız var bizim, Serdal Boyraz. O da benim takım arkadaşım Denizspor'dan. Bu biliyorsunuz yani siyahi futbolcular için bir ırkçılıkla alakalı bir paylaşım yapıyorum dedi yani. Kolibali'nin resmini koymuş. O da altına yani işte küfürlü bir mesaj yazmış herhalde. Herkesi, ben de gülücük koydum. Şimdi Kolibali enteresan bir adam. Ya bayağı bir şey olduk yani, burada gündem olduk. Başka bulamadım mı işte, siyahi futbolcu da beni koyuyorsun diye bir Serdal'a sitem etmiş abi, sen gülücük falan. Ama bu işte tabii esprisi. Kolibali sevdiğimiz bir kardeşimiz. Aynen, daha görüşürüz yani. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Yayınımıza Teşekkür katıldığınız için. ederim. Burada mesajlara cevap veremediğimiz bir kardeşlerimiz, arkadaşlarımız olsa da herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Umarım ederim. keyifli bir program olmuştur.